Türkiye'ye Doğu Akdeniz üzerinde yayınladığı planları askıya alması çağrısında bulundu. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı basın açıklamasında Yunanistan'ın Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamasına yanıt olarak araştırma yapılması planlanan deniz alanının Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Türk hükümeti tarafından Türkiye Petrolleri anonim ortaklığına verilen ruhsat sahaları içerisinde bulunduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ise Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir diyerek yanıt verdi. Geçen haftadan hatırlayacağınız üzere Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'ye yaptırım yapma konusunu görüşmüşlerdi. Bu görüşme sonrasında uzlaşı yolunu izlemeye devam etme kararı almışlardı. Fakat yine de olası sorunlarla alakalı Türkiye'ye nasıl yaptırımlar yapılabileceği konusunda bir taslak hazırlanacaktı. Şu an bulunduğumuz noktada Akdeniz'de devam eden gerginlikle birlikte Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yaptırım tartışmalarının da devam edeceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Avrupa'dan aktarabileceğim ikinci ve en önemli haber ise 17 Temmuz'da başlayıp 20 Temmuz'da sona eren ve 750 milyar euroluk kurtarma fonu ve 2021-2027 yıllarını kapsayan mali paketin görüşüldüğü Avrupa Zirvesi'nin sonuçları hakkında olacak. 4 gün süren zirvede Avrupalı liderler 750 milyar euroluk kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya çalıştılar ve 4. günün sonunda nihayet liderler 750 milyar euroluk kurtarma fonu ve önümüzdeki 7 yıllık dönem boyunca geçerli olması planlanan Avrupa Birliği bütçesi üzerinde anlaşmaya vardılar. Koronavirüs sonrası Avrupa Komisyonu 500 milyar eurosunun hibe edileceği ve 250 milyar eurosunun da ortak borçlanma esasına dayandığı 750 milyar euroluk koronavirüs onarım fonunun önerisinde bulunmuştu. Avrupa'nın iki başat gücü Fransa ve Almanya bu fonun en güçlü destekçileri arasında yer alırken Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç bu fona sıcak bakmayan ülkeler arasında yer alıyordu. 4 gün süren zirvenin sonunda Avrupalı liderler 390 milyar eurosunun hibe, 360 milyar eurosunun ise kredi olarak dağıtılacağı 750 milyar euroluk paket üzerinde anlaştı. Zirve boyunca birliğin içindeki ayrışmalar dikkatleri üzerine çekti. Fakat nihayetinde ülkeler ortak bir noktada buluşup birlik içinde hareket etmeyi başarmış görünüyorlar. Bu büyük karar sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı anlaşmayı Avrupa için tarihi bir gün diyerek kutlarken Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, AB geleceği için daha önce hiç bu kadar yatırım yapmamıştı dedi. Avrupa Birliği'nin tarihi boyunca karşı karşıya olduğu en büyük ekonomik krize karşı onaylanan bu fon, 7 yıllık dönem için kararlaştırılan 1 trilyon eurodan bağımsız değerlendirilecek. Yardımlardan en çok koronavirüsünden en kötü etkilenen iki Avrupa ülkesi olan İtalya ve İspanya'nın faydalanması bekleniyor. Avrupa Birliği İtalya ve İspanya'ya salgının başlarında ihtiyaçları varken ihtiyaçları olan yardım elini uzatamamıştı. Bu kurtarma fonu Avrupa Birliği'nin bu hatasını telafi edecek mi? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bununla birlikte bu fonun ve bütçenin hayata geçmesi için bu yıl sonuna kadar Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Ama Avrupa Parlamentosu zirvede alınan 7 yıllık bütçe kararına karşı tepkili. Parlamento üyeleri mevcut haliyle bütçe kararını kabul etmeyeceklerini belirttiler hafta içinde. Zirvede liderlerin anlaştığı bütçelerin yıl sonuna kadar Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Bu konuda da tartışmalar devam edecek. Bu hafta için aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Küresel Bülten'in 4. bölümünün sonuna geldik. Cemre Latin Amerika ve Asya'dan, Egemen Amerika'dan, Eda Avrupa'dan, Gözde ise Afrika'dan haberlerle bizimle beraber oldu. Gelecek hafta bayram dolayısıyla programımızı yapmayacağız. Ondan sonraki hafta programlarımız tam hızıyla devam edecek. Bizi takipte kalın.